Selamünaleyküm sevgili arkadaşlar. Bundan önce basit muzari fiilin çekimini yapmıştık. Bugün basit muzari fiilin çekimini yapacağız. Mazi ve muzarileri göz önünde bulundurarak sülasi mücerret kalıpların altı şekilde geldiğini söylemiştik. Bugün yapacağımız muzari ile ilgili çekim birinci kalıptan olacak. Bu kalıbı ayrık özne zamirlerinden ve mazi fiilin çekimini yaparken oradan hatırlıyoruz. Üçüncü şahıs var, ikinci şahıs var, birinci şahıs var. Üçüncü şahısın altında gaib var, gaibe var. İkinci şahısın altında muhatap var, muhatabalar var. Birinci şahısta da cinsiyet ayrımı yok. Tabii ki tekil, ikil ve çoğul sütunları var. Bu çerçevede çekimini yapmaya çalışalım. Yektubu, yektubani, yektubune, tektubu, tektubani, yektubne, tektubu, tektubani, tektubune, tektubine, tektubani, tektubne, ektubu, nektubu şeklinde. Yektubu, o yazıyor veya yazar. Yazar, Türkçedeki geniş zamanı ifade ediyor. Daha önce ifade ettiğimiz gibi muzari, klasik kitaplara baktığımızda muzari'nin hem şimdiki zamana hem de geniş zamana vaz edildiğini, konulduğunu biliyoruz. Ama modern döneme geldiğimizde muzari'nin sadece şimdiki zamana vaz edildiğini konulduğu yönünde bir eğilim var diyebiliriz. Tabii Türkçe'de geniş zaman olduğu için biz geniş zamanı Arapça'da nasıl ifade edebiliriz? Bu soru çerçevesinde muzari'nin geniş zamanı, Türkçe'deki geniş zamanı ifade etmek için kullanılabildiğini söyleyebiliriz. Yektubu o yazıyor veya yazar. Yektubani o ikisi yazıyor veya yazar. Yektubune onlar yazıyorlar, yazarlar. Hiye tektubu, tektubu o yazıyor, yazar. Tektubani o ikisi yazıyor, yazar. Gaibe için. Yektubne onlar yazıyorlar veya yazarlar anlamında. Ente tektubu, tektubu sen yazıyorsun veya yazarsın. Tektubani siz ikiniz yazıyorsunuz veya yazarsınız. Tektubune sizler yazıyorsunuz, yazarsınız. Muhatabaya baktığımız zaman tektubine sen yazıyorsun veya yazarsın. Tektubani siz ikiniz yazıyorsunuz veya yazarsınız. Tektubne sizler yazıyorsunuz veya yazarsınız. Ektubu ben yazıyorum veya geniş zamanı ifade ettiğimizde yazarım şeklinde oluyor. Nektubu biz yazıyoruz veya yazarız. İkil sütununa baktığımızda arkadaşlar gaibe, muhatap ve muhataba kalıplarının aynı olduğu gözümüze çarpıyor. Tektubani, tektubani, tektubani şeklinde. Tekil, müfret sütununa baktığımızda tektubu, tektubu, gaibe ve muhatap sigalarının aynı olduğunu görüyoruz. Mazi arkadaşlar, muzari yapılırken maziye 4 harften bir tanesini ekliyoruz. Bu 4 harfi eneytu şeklinde sembolize edebiliyoruz. Eneytu'da hemze var, nun var, ya ve te var. Muzari yaptığımızda bu 4 harften bir tanesini maziye getirerek muzariyi yakalamış oluyoruz. Önceki tablomuza baktığımızda yektubu'da y gelmiş. Yektubani de y, yektubune de y, tektubu'da t, tektubani de t, yektubne de y. Tektubu t, tektubani t, tektubune t gelmiş. Tektubine t, tektubani t, burada da tektubne'de de t var. Ektubu'da hemze gelmiş, nektubu'da da nun gelmiştir. Yani maziye bu 4 harften bir tanesini ekleyerek muzariye ulaşıyoruz.
İkinci kalıptan gelen bir muzarının çekimini görüyoruz şu anda tabloda. Yeclisu, yeclisani, yeclisune, teclisu, teclisani, yeclisne, teclisu, teclisani, teclisune, teclisine, teclisani, teclisne, eclisu ve neclisu şeklinde. Arkadaşlar bugün basit bir muzarının çekimini yaptık. Bu konumuzun öğrenme çıktısı Arapça'da sülasi fiil kalıplarını kullanarak salim fiili şimdiki zaman kipiyle çekme becerisi elde etmeydi. Bunu daha iyi yapabilmek için ne yapmamız lazım? Araştır tekrarla çerçevesinde ketebe fiilinin muzari çekimini defterinize 3 defa yazınız ve ezberleyiniz. İlişkilendir, karşılaştır başlığı çerçevesinde muzari fiil çekim tablosunu birinci bölümdeki mazi fiil çekimi tablosu ile karşılaştırınız. Ketebe, ketebe, ketebu, ketebet, ketebete, ketemne şeklinde ilerliyordu mazinin çekimi. Burada muzaride ise yektubu, yektubani, yektubuna, tektubu, tektubani, yektubne şeklinde. Buradaki farklara dikkat edelim. Anlat ve paylaş konusu çerçevesinde Arapça öğrenen bir arkadaşınızla muzari fiil çekimi yapınız. Seçtiğiniz fiili birbirinize sorduğunuz zamirlere uygun formlarda çekiniz. Evet arkadaşlar, bu videonun da çekimine sonuna geldik. Kendinize iyi bakın, çalışmayı ihmal etmeyin.